Vesat TV'den herkese iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Yine önemli konu ve konuklarımızla sizlerin karşınızdayız. Bugün yine güzel kültürel etkinliklerimizden bahsedeceğimiz bir program olacak ve özellikle benim için çok keyifli bir program olacak çünkü eskileri yad edeceğiz. Çünkü çok önemli bir konuğumuz yanımızda. Zübeyde Hanım Kusura Türk Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Birsen Gota stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Birsen Hanım, aslında ben Birsen ablayla birlikte büyüdüğüm için, birçok faaliyette yer aldığım için çok samimi bir program olacağını eminim şimdiden. Öncelikle dernek hakkında başlayalım konuşmalarımızdan. Ne zaman kuruldu, daha sonra kuruluş amaçları ve faaliyetleri ile devam edeceğiz. Zübeyde Hanım, Kosova Türk Kadınlar Derneği dersek neler söylersiniz? Zübeyde Hanım, Kosova Türk Kadınları'nı biz savaştan sonra hemen kurduk. Kadınların çok yoğun katıldığı bir meclis toplantımız oldu. Bizi o zaman Feda Derviş vardı, arkadaşlık yaptığım arkadaşlar, Güler Lika, Kadriye İmam. Biz dördümüz bir arada konuşuyor, geziyorduk. Bir gün de Feda Derviş dedi ki, bizi motive eden Ferhat Derviş'tir. Filizler Derneği Başkanı sağ olsun. İyi ki motive etmiş. Kadınlar Derneği mutlaka kurun. Özellikle kurduğumuzda da Kosova Türk ismini Türk Kadınlar Derneği olarak koymanızı tavsiye ederim dedi. Böylece Filizler Derneği'nde 2000 yılında 27 Mayıs'ta toplandık. Bayağı bir kalabalık kadınlar katıldı ki bunu hiç beklemedik. Orada her kadın kendini buldu galiba, öyle desem. Ve orada beni başkanlığa önerdiler. Kabul ettim. Ve çok mutluyum. İyi ki kabul etmişim. Çok güzel bir misyonu üstlenmişim. Derneğimiz ondan sonra çok dev adımlarla ilerlemeye başladı. Çünkü arkamızda Türk taburu vardı. Türk taburuyla çok güzel ilişkilerimiz oldu, yardımlar oldu. Ve 6 Haziran'da dernek ofisimizi açtık o zaman. Çok gururluyduk, çok güzel işler yaptık. İlk olarak derneğimizi kurduğumuzda kadınları Didim'e götürdük. Hayırseverlerin yardımıyla, o zaman da hayırseverler yardımcı oluyordu. Zannedersem herkes çok sevindi böyle bir girişimimizden dolayı. Ve çok cüzi bir miktarla kadınlarımızı bir otobüs Didim'e götürdük. O kadınlardan hemen hepsi emekli kadınlarımızı seçtik yardım amaçlı olsun diye. Ve orada Türk Kosova gecesini düzenledik. Kadınlarımız yemek yaptı. İzmir'den bir koroyu getirtti belediye. Orada çam ağaçları diktik. Hepimiz kendi adımıza. Ve o gelirden işte o yemekleri satın alan, çam ağaçlarını da sattık orada. O gelirden alanlardan yemekleri düzenledik. Böylece her sene ondan sonra yine çok çok güzel faaliyetler yaptık. Şöyle ki biz halen Kosova çapında ilk Türk Kadın Derneği'yiz. Şubeleri olan Kosova çapında. Taburun yardımıyla, tabii araçları yardımıyla biz Mamuşa'ya gittik. Mamuşa'da şubemizi kurduk. Ondan sonra Vučitrna'ya gittik. Vučitrna'da kurduk. Gittik Priştine'de de kurduk. Merhum Müberat Tuna Başkanımız, buradan kendisini rahmetle anıyorum. Kadıtepe'nin de ilk bayrağını Teran'da da 500 kadını toplayarak orada biz tanıtımını yaptık. O zaman horoyu Fidan Brina çekmişti ilk. İyi ki şimdi hak ettiği yerdedir. ve biz şubemizi onun için kurduk Reçhane'de ki oyları toplayalım
partimiz adına. Öyle ki yardımlar dağıttık. Kendi imkanlarımızla gittik. Yardımlar dağıttık orada. Onun için Kadetepe'ye de büyük yardım derneğimizin olmuştur. Evet. Aslında çok önemli bir görevi de üstlenmiş oldunuz. Çünkü hani birçok kez aynı faaliyette yer aldık. Hatta sizin bahsettiğiniz 2000 yılında büyük ihtimalle hani liseden sonra üniversitenin ilk adımlarıydı benim için ve o dönemde ilk dernekle tanışma fırsatını yakalamıştık. 20 yılı aşkın bir süredir başkanlık koltuğundasınız. Evet. Hatta birçok defa bu görevi devretmek istediniz ama kabul edilmedi. Evet. Çünkü çok güzel bir şekilde yürüttüğümüz düşünülüyordu. Teşekkür ederim. Mamuş'a dediniz, Mitrovic'a dediniz. Aslında bu bölgeler belki de kadınlarımızın çok fazla kendini kanıtlayamayacağı ya da bir adım geride durabileceği yerler. Evet. Bazıları tabii şimdi devir değişti. Çok artık değişti. Kadınlarımız ön planda yine aynı eşit haklara sahip ama o dönemlerde biraz daha zordu bunu bir araya getirmek. Aslında birçok kadını, şimdi 500 kadın dediniz. Yani Kosova'da Türk nüfusu tabii ki çok yoğun olarak yaşadığı Prizren'den bahsediyoruz, genelinden bahsediyoruz ama birçok kadını bir araya getirmek zor olmadı mı sizin için? Aslında 500 değil de 900 kadını da 900 kadını bir araya getirdiğimiz oldu daha sonraları. 500'deki ama şöyle getirdik çünkü biz hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Arnavut kardeşlerimiz, Boşnak kardeşlerimiz hepimiz bir araya taradık. Her zaman. Onun için bu kadar kalabalık kitle oldu. Mamuşa'da biz Mamuşa'daki kadınlara her zaman öncülük verdik. Onları matinelerimize, iftar yemeklerimize davet ettiğimizde her zaman onlar baş köşedeydi. 2001 yılıydı hatırlarsan. Lise açıldı Mamuşa'da ve sağlık ocağı. Lise için biz kapı kapı kızların anne babalarıyla görüşüp teşvik etmek için gittik. Ancak tabii ki sadece bizim değil, o zaman taburda vardı, Kahraman Güneş de vardı, komutanımız birebir ilgilendiği zaman oldu. 10 kızı ancak liseye yazılmasını başardık 10 kızın. Evet, ama şimdi 10 kızlar şimdi yüzler için şimdi çok seviniyorum. Türkiye'den geliyorum. Yardımcı oluyor kızlar. Mesela nerelisin Mamuşa'dan? Nerelisin Mamuşa? Çok kız var. Çok 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 mutlu oluyoruz. Çok güzel bir şey. Aynı zamanda biz Mamuşalı kadını festivallerimize, yurt dışı festivallerine de aldık. Onunla katılmasını sağladık. Bunu da başardık. Ki çok bence gurur verici bir şey. Onlar için de çok güzel. Evet, şimdi değerli başkanımız Ferhat Derviş'ten de bahsettik. Buradan kendilerine saygılarımızı da iletelim. İnşallah bir programda kendisiyle yine sohbet etme fırsatını da bulacağız. Tabii ki ağırlamaktan umut duyuyoruz. İlk dernek kuruldu. Kendisinin önerisiyle. Peki derneğin kuruluş amacı dersin neler söylersiniz? Sadece kadınları bir araya getirmek. Tabii ki amacımız dilimizi, dinilimizi, örf ve adetlerimizi korumak, kızlarımızı daha motive edip onları daha ileri bir seviyeye getirmek odur amacımız. Onun için işte anlattım ya Mamuşa'da o kızları biz birebir görüştük aileleriyle, teşvik ettik. İnşallah bundan sonra dedik ya 100'den fazla yine devam eder bu. Tabii ki bunlar mutlaka devam edecektir. Aslında derneğin faaliyetlerinde dediğim gibi yer aldığım için neredeyse hepsini tek tek biliyorum. Evet. Şimdi kadınları bir araya getiriyoruz. Evet, kadınlarımız halay çekiyor, oynuyor. Yok sadece. Ama faaliyetleriniz tabii bundan ki ibaret değil. Hayır, hayır. Çok çok faaliyetimiz. Çok evet. Etkinlikler de var. Tabii ki var. Tabii ki var. Ama o 500 kadın anıldı ya. Onun için 900'e geçtik, matinelere geçtik. Evet.
O en son, o tabii ki. Biz ilk dikiş nakış kursunu, o zaman ben Kosova Kadınlar İnisiyatifi'nde yönetimindeydim. Oradan bir proje çıkarttık. Ve dikiş nakış kursu, makineleri aldık. Ve kursa başlattık. Oradan 500'ün üzerine kadınımız Mamuşa'da, Dragaş'ta, Prizren'de tabii devamlı oldu. Kurslar, bu sertifika aldılar. O sertifikalarla Dragaş'ta biliyorum ki bir fabrika açıldı. Bu kadınlar, kızlar o sertifikaları kullanıp iş imkanı tanındı onlara. Aynı zamanda hiç olmazsa bayanlarımız aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kendi ihtiyaçlarını, kendi dikip ailesine eve karşılıyorlar. Ondan sonra bilgisayar kurslarımız. Aynı onu da kazandık. Bilgisayarları. Bilgisayar öğrendik. Kurs düzenledik birkaç sefer. Bilgisayar kursundan sonra İngilizce kursu. O zaman hepsi bunlar daha yoktu. Onu da yaptık. İngilizce kursu. Kermesler düzenledik. Bir sürü kermes. Bu da en önemlisi galiba. Galiba o da bir şey. O diktiğimiz dikiş nakış kursundan kumaş boyama kursu düzenledik. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz de o kurslar üstlendi. Neşe Tabak ve kız Derviş, Figen Derviş de vardı. Çok güzel işler yaptık zannedersem. Evet. Aslında derneğin birçok etkinlikleri oldu dediğiniz oldu. Gibi projeler gerçekleştirildi. Evet. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında çok çok faaliyetler yaptık. Bunlardan yurt dışından şöyle, mesela her sene Tekirdağ Festivali'ne katıldık, Kiraz Festivali'ne. O Kiraz Festivali'ne bir sefer Filizler'le gittik. Sonra Doğru Yol Derneği'yle, sonra MES Derneği'yle, sonra ileride yalnız gittik. Daha azaldı davetler. Ama her sene Kiraz Festivali, hatta bu sene, geçen sene de gidecektik, hazırlandık. Pandemiden dolayı vizelerimizi yaptık, her şey, biletleri aldık ama iyi ki biletleri geri vermediler, iade ettiler. Gidemedik bu sene. Orada da çok güzel kaynaşmalar oluyor. Kıbrıs, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, o arkadaşlarla çok güzel vakit geçiriyoruz, kaynaşıyoruz, dertlerimizi birbirimize anlatıyoruz. Bunlar aslında çok güzel çok şeyler. Çok güzel şeyler. Çünkü bu bir nevi aslında bir ilklere imza atmak. Çünkü evet. Hem sadece kadınlara değil, gelenek ve göreneklerin tanıtılmasına çok önemli bir olay diyelim, aslında bir proje diyelim ama bunun dışında aslında yine bir ilk başardınız. Evet. O da ona gelmeden önce faaliyetlerimizden daha bahsetmek istiyorum. Evet. Biz sağlık seminerleri şimdi aklıma geliyor ya yazın olmadı. O kadar çok çok bahsedesinden bahsediyoruz. Sağlık seminerleri işte eğitici seminerleri. Yuvarlak masa toplantıları düzenledi bir sürü. Bu toplantılarda neler konuşuldu? Özellikle kadınlarımız muhakkak baz alınalar. Evet, kadınlarımızın toplumda yeri daha yükselmesi için konuşuldu. Öyle. Evet, dediğim gibi aslında bu projeler saymakla bitmez. Bitmez. Aklınıza geldiğince paylaşalım izleyicilerimizle. 20 yıldır. Evet, yani 20 yıllık bir süreç içinde mutlaka yüzlerce etkinliğe imza atmış oldunuz. Bunun dışında aslında 20 yıl önce yine çok önemli bir ilke imza attınız. Evet. Küçük bir yerde yaşayan kadın grubunu bir koroda buluşturdunuz. İsterseniz bundan da bahsedelim. Bunu 10 yıl önce kurduk. Şarkılarımızı, türkülerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak amacıyla Atatürk'ümüzün sevdiği şarkıları, Prizren şarkıları, Türk sanat müziği şarkılarını yaşatmak için Ata Kadınları, Zübeyde Hanım Derneği olduğu için atamızın da ismini uygun gördük. Ata Kadınları Korosu'nu kurduk. O zaman koro şefimiz Reşit İsmet'ti. Çok güzel, çok gezdik, çok yurt dışında konserler verdik. Prizren'de, Priştine, yurt içinde
bir sürü konserler verdik. Çok başarılıydık. Sonra bir ara derneğimizde ara verdik. Yine Yunus Emre Enstitüsü'nün inisiyatifiyle bir daha devam etmeye karar verdik. Şimdi Yunus Emre çatısı altında provalarımızı yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Yunus Emre Enstitüsü'ne. Buradan seslenmek isterim. Orada her türlü imkanımızı karşılıyorlar. Ve Kosova'daki diğer korolarla da bir sürü konser verdik. Lipljan, Pristina, Arnavut korolarıyla. Bilmem, inşallah bir canlı yayında tabii ki muhakkak konserimizi karma böyle Arnavut boşuna kadınlarıyla veririz. Kucak kucağı böyle şarkı söylüyoruz. Evet, aslında sadece projelerde değil, galiba hani koro gibi çok önemli bir konuda kadınları evet. buluşturmak. Çünkü bunların hani kadınlarımızın %60-70'i ev hanımlarını evet. teşkil ediyordu. Bu da çok büyük ve... Evet, yok fazla hanımlar değil, ev hanımları değil de. Bunların içerisinde ama onlar da genel olarak evet, kadınlarımız vardı. Çok güzel, çok severek katılıyorlar. Şimdi de koro şefimiz, saygıdeğer hocamız Nevzat Şundonur, Doğru Yol Derneği Başkanı bu arada. Çok güzel de kayınçlar var. Bütün bu zorlukları bir araya getirmek çok da kolay olmadı. Aynen. Çünkü dediğiniz aynen. gibi özellikle küçük bir yerde yaşamanın birinci zorluğu, evet. hani bunun kurulmasında başlı başına aynen. bir engel de olabilirdi ama olmadı. Bunu da açmış oldunuz. Korkmadık. Ve Balkanlar'da ilk kadın korosu. Öyle peki de tepkiler nasıldı ilk kurulduğunda koro? Tepkiler... Ay kadınlar, siz mi şey korosu, siz mi şarkı söyleyeceksiniz? Hatta bir kadın öyle bir dalga geçti ki sonra ilk konserimizi verdiğimizde gelmiş, izlemiş, ay bayıldım dedi, bayıldım, aferin size. Yani önce onun için cesaretlendi diğer kadınlar sonra. İlk başta çok zorluk çekti kadınları bir aya, nasıl olur kadınlar biz şarkı söyleyelim. Ama oldu, başardık, çok güzel. Evet, aslında başardığınız çok önemli projelerden biri de şiir yazmak. Ha işte. Sadece evet. dernek başkanlığı evet. değil, birçok evet. kültürel dernekte evet. görevdesiniz. Evet, aynı zamanda şu an Doğru Yol Derneği'nde, Yönetim Kurulu'nda ve Yazarlar Derneği'nde yönetimindeyim. Evet, ondan da isterseniz biraz bahsedin. Çünkü Rüstenko'da aslında sadece Zübeyde Hanım Kusuvacı Kadınlar Derneği Başkanı değil. Şöyle, Doğru Yol Derneği'nde olmam çok eskiye dayanıyor. Çünkü ben 72 yıllarında Nazım Hikmet Yazın Kolu'nda sekreterlik yaptım. O zaman merhum Sadık Tanyol başkandı. Ben sekreterlik yaptım. Zaten Doğru Yol'dan yetiştik. Şimdi benim orada olmam çok normal. Doğru Yol Derneği'nde. Ve seve seve kabul ettim. Aynı zamanda Yazarlar Derneği'nde de şiir yazdığım için, edebiyatla uğraştığım için onlar evet, ondan bahsedeceğiz zaten de çok önemli bir projeye imza atacaksınız. Ondan da konuştuk sevgili izleyicilerimiz. Kadınlarımız her alanda zaten kendini kanıtlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de sevgili Gürsen Goda. Peki, şimdi yazarlık dedik Nazım Hikmet Kadın Kolu, işte şair kolu dedik. İsterseniz güzel bir şiirinizle şöyle kısaca bir ara verelim. Sizin sesinizden, sizin yorumunuzdan dinleyelim. Şimdi senin sesinin yanında mı? Estağfurullah. Ama sizden dinlemek çok da güzel olacak. Şimdi ben Türkçe'nin dergisinde evet. çıkan bir iki şiirim var. Evet. Ama hazıra kitabım çıkmaktadır. Hazır şiirlerim. Onu da inşallah bir gün tanıtımını yapar, görürsünüz. Evet, aslında ondan da bahsedelim isterseniz şiirinizden sonra nasıl karar verdiniz kitap çıkarmaya, ne sizi buna itti, tamam. nasıl motive oldunuz, isterseniz şiirinizi dinleyelim, ondan sonra tamam. sohbetimize kaldığımız yerden tamam. devam edeceğiz. Şimdi ben lirik şiirleri seviyorum. Biz çok daha romantik insanlarız eskiler. Kerime Nadir romanlarını okuduk o zaman. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu'dur olur. Evet. Çok etkilendik. Evet. Şey. Onun için
güncemizde vardı. Biz daha eskiden her şeyi anlatmaya, şimdi gençler her şeyi açıkta. Biz daha gizemli, daha özümüz başkaydı o zaman. Kizanlardan güzellik oldu. Evet, yazardık. Sıkıntını gündem defterimiz vardı. Yazardık. Onun için o yaza yaza şiirleri, çok roman okuduk. Bunlar da mısralar. Evet, şimdi de üzülerek söylüyorum. Okuyoruz da telefonlardan fırsat kalmıyor maalesef. Bilmem, gençler için diyorum yoksa biz yine okuyoruz. O zaman gençler bizi motive etmek için sizin güzelliğinizden şiirimizi izleyelim, dinleyelim. Şimdi şöyle, ben sizi okuyayım önce. Ben Romanya'da bir çalıştayla çok etkilendim. Bunu en sevdiğim şiirlerden biridir. Cami avlusunda bir dilenci çocuktan benim torunuma da çok benziyordu. Gurbette kendisi. Onun için çok etkilendim. O esinlendim. Bir şiir yazdım. Aklım orada kaldı. Orada toz toprak içinde bir çocuk ağlar. Tulçe şehri Babadağ köyü Sarı Saltuk türbesi önünde. Yırtık pırtık yalın ayak, solgun yüzü. Bir avuç kar. Ezildim. Kucağıma sarıldı. Kaldı koynumda o bakışındaki izler. Anımsıyorum. Bulutlardan ağır ağır hüzün yağar Tuna Nehri kıyılarına. Bir ben miyim bir silah kahrı gibi o bakışı oturtan yüreğime? Bir ben miyim aklı hala orada kalan? Tuttum yüreğime oturttum onu. Sevdim. Okşadım saçlarını. Yüreğimi aldım ama aklım orada kaldı. Üşüyordu giderken. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Diğer şiirimizi de ben de okuyayım. Tamam. İsterseniz onu da dinleyelim. Tamam. Sonra sohbetimize kaldırın. Senle devam. Şimdi bu aldatılan kadınlardan çok etkileniyorum da. O zaman bu çok daha anlamlı bir şiir olacak galiba. Söylemeden susabilmek. Neden aldatır insan? Sevmediği için mi arayıştadır gözler? Sevmiyorsa ayrılsın o zaman. Ayrılmaz ki. Vazgeçmek istemez elindekinden. İlla ki başkasıyla beraber olmak mıdır aldatmak? Hani o size baktığı gibi açlık açlık bakışını görürseniz başkasına, yine yanar mı içiniz? Sadece bir mesaj mıdır? O gözlerin bir başkasına öyle tutkuyla bakması, kıskançlık, güvensizlik, özgüven eksikliği, gurur hiçbiri değil. Belki de hepsinden bir tutam. Önemli olan ne kadar affedeceğiz? Unutmak, üstüne sünger çekmek, yaşlanmamış saymak, bir şiir de, bir şarkı da anımsamamak, gözyaşlarına hükmedebilmek değil ona, kendine bir sözcük bile söylemeden susabilmek, kandırmaktır kendini, söz söylemeden susabilmek. Yani çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Güzel duyguları ve ısrarları bizlerle paylaştığı için değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Aslında susan kadının da, konuşan kadının da, çalışan kadının da, evde oturan kadının da, çocuk bakan kadının da, yani bütün kadınların bir nevi sesi oldunuz. Ve bugünlere kadar geldiniz. Başta da söyledim, 20 yıl, 21 yıl olacak hatta. Başkanlık görevinde ve bir an bile yorulmadınız. Kadınlarımız geziye gidiyor ve biliyoruz ki kadınlarımızın talebiyle aslında bu geziler düzenleniyor. Bir gün bile bundan bıkmadınız. Bunun enerjisi nereden geliyor? Enerjisi kendilerinden. Çok şöyle diye, insanları çok seviyorum. Zaten bir yerde okudum, insanları sevmeyi bir sanatmış galiba o benim. Ben zor sanırım galiba. Galiba arada diyorlar, niye küsmüyorsun? O zaman kadınlar işte her yerde, evde bile oluyor.
ya işte ben ne annesini babası öyle yetişmişim diye herkesi olduğu gibi kabul etmek lazım. Ben de onu kabul ettim. Hiç sonradan her şey yoluna giriyor. Onun için hiç küsmekler olmuyor. Gayet güzel etkinlikler yapıyoruz, beraber geziyoruz. Şimdi izleyicilerimiz de aslında merak ediyordu. Gerçekten böyle mi? Gerçekten böyle sevgili izleyicilerimiz. Konuştuğu gibi aslında şu ana kadar belki de küs olduğu, taştaştığı hiç kimse olmamıştır. Kırıldıkları olmuştur mutlaka ama tabii ki küsmek, yani bir sen anlamımızın lügatında yok ne kadar da güzel. Aslında gibi. Hayatı da öğrendik biz denmekte. Mevlid Erguiç Derviş vardı yönetimlerimizin. Evet, ablamız. Evet, sevdiğim arkadaşım, o da der her zaman iyi ki bu dernekteyiz. İyi ki onu da feda dermiş, önermiş yönetime. İyi ki bu dernekteyiz ya. Çok şeylere, çok seminerlere katıldık. Eskiden çok seminerler olurdu. Şey, Agit tarafından mesela biz Mevlida Hanım her seminere katılmıştır. İster Priştine'de, ister hatta Ulçin'de de düzenlenmiştir. Yurt içinde düşünüyorum. Yurt dışında kurultaylara ben çok katıldım. O da saymakla bitmez. Evet, aslında bu kurultaylarda mesela hep Kosova ünlülerdi ve Kosovalı kadınlardı. Evet. Bu konular anlatılırken neler sizin için ön plandaydı? Çünkü o kurultaylarda, o seminerlerde aslında Kosovalı kadınların bir nevi temsilcisi olarak evet aldım. Nasıl bir duygu mesela Kosovalı kadınlara? Aslında birçok kadınlarımız temsil edilen çok önemli isimlerimiz var ama onlardan biri olmak diyelim. Çok gurur vericiydi. Çünkü ilk dernek olduğumuz için ilk ben Türk Dünyası Kadınlar Birliği'nde Kosova delegesiydim. Balkan Kadınları Yürütme Kurulu'ndaydım. Kosova inisiyatifi kadınların da aynı zamanda yönetimdeydim. Tek Türk kadın o zaman ben. Arnavutpaşa kadınlarla beraber. Çok güzel işler başardık. Ve bugünlere kadar geldik. İnşallah ömrümüz var oldukça bir şeyler gençlere de aktı. İnşallah gençlere kalacak tabii ki. Onları aktarmaya çalışacağız. Tabii ki. Gençleri motive etmek için evet, zaten gerçekleşiyor. Sen de derneğimizin üyesi, evet, yönetim kurulu üyesinden birisin. İnşallah sizler devreye alırsınız artık. İnşallah tabii İnşallah. Ki. Şimdi geçen yıl pandemi dolayısıyla 20. yıl dönümü derneği maalesef kutlanamadı. Var mı kutlamayla ilgili çok projeler ya da etkinlikler? Çok. Onu her ay düzenlemeye planladık. Şimdi geçen Mamşa'ya gittim. Mamşa'da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bakalım. Belediye başkanımla görüştüm. Sağ olsun. Bizi kırmadı. Mamşa şube başkanımızla, Asya Hanım'la görüştüm. İnşallah bu ayın sonunda veya Temmuz'un başında bir şeyler yapacağız. Koroyu da aynı zamanda bütün etkinliklere koroyu da sonunda kapatıyoruz. Onun da zaten koronun da 10. yıl dönümü olmuyor kuruluşunun. Geçenlerde en fedakar anneyi seçtik. Onu müzik okulunda düzenledik, salonunda. En fedakar anneyi Mevlide bu işte bir şey ki ondan sonra çok çok övgüler aldık. O Mevlide'nin tam evet, o ismini hak ettiğini herkes olmuş. Söyledi. Biz de gururlandık doğru bir adım attığımız için. Böyle. Bundan sonra sağlık seminerini düşünüyoruz. En iyi aşçı düşünüyoruz. Bunları uzun zaman yapmadığımız için en iyi aşçı Mamşa'da düzenlemişiz. Yuvarlak masa toplantılarım kadınları. Evet, bir de şey siyasetçilerle inşallah onların da kadının toplumda yeri, Kosovalı kadının toplumda yeri nedir anlatmasını istiyorum. Böyle. Yani bundan sonra süreçte yine TÜBİDAN, Kosova Türk Kadınlar Derneği yeni projeleriyle yine bizlerle karşımızda olacak. Evet. Son olarak izleyicilerimize, kadınlarımıza
şu anda canlı yayınımızda bizi izleyen herkese neler söylemek istersiniz? Herkese derneğe katılmalarını tavsiye ederim. Zaten her zaman çoğalıyor üyelerimiz. Bundan sonra inşallah koroya katılmalarını çok isterim. Daha da kalabalık olsun. İnşallah. Çok güzel kaynaşmalar oluyor. Görüşüyoruz. Haftada iki kere bir araya gelip sohbet ediyoruz. Şimdi çalışma yerleri yok. Eskiden çalışırdık arkadaşlarla. Bir arada olurduk. Şimdi böyle etkinliklerle ancak bir araya geliyoruz. İşte kadınlar gezilerde oturuyorlar. Yemek tarifleri odur budur. Öyle. Birbirleriyle kaynaşmış evet. oluyorlar. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katıldığınız için. Biz sohbet etmeyi özlemişiz. Teşekkür ederim. Sohbetimize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Birsen Gotta bizlerle birlikteydi. Ben sohbetten keyif aldım. Birsen ablamızı da çok özlemiştik. Sağ olun. Karşılıklı. Gelecek programımızda yine güzel sohbetlerimiz olacak. Bizlerle birlikte olmayı ihmal etmeyin diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.